Soner Bey. Neriman'la Kemal Bey gittiler. Şoför onları eve bırakacak. Biz de çalışma odasına çıkalım, orada konuşuruz. Sonra Süleyman seni de eve bıraksın. Burada konuşacağız. Bazı şeyleri Murat'ın da duymasını istiyorum. Kendini sattın. Evet, ben yaptım.
Ben iğrenç değilim. İğrenç olan sizsiniz. Her şeyi söylemedim daha Murat'a. Durumunun ne kadar ağır olduğunu, sizin aranızda yaptığınız o anlaşmanın ne zaman geçerli olacağını söylemedim. Birbirinize aşık olduğunuzu da söylemedim ona. Bunları bilseydi acaba ne düşünürdü? Sizsiniz iğrenç olan. Aylin, koş elime getir. Seninki yine atış talimi yapacak. Hiç gerek yok. Bu sefer senin kafanı kullanacağım. İki kaşının arasına ateş edeceğim. Soner, Soner sakın yapma. Söylemeyeceksin demedim mi ben sana? Ben sana ne dedim? Ha? Konuşmayacaksın demedim mi Mesude? Anlatmayacaksın demedim mi? Neyi anlamadın? Ha? Yapma. Murat'ı düşün. Doğru söylüyorsun. Silah sesi onu rahatsız edebilir. Sakın kıpırdama, sakın. Zaten kaçacak hiçbir yerim yok. Soner Bey, bundan sonrasını bana bırakın. Ben hallederim. Lütfen. Lütfen. Mesude bütün bunları nereden biliyor? Çekmecemdeki anlaşmayı görmüş. Mesude'yi bu eve getirmekle hata etti Soner. Temizledim. Mikrop kapmasın. Temiz tut. Ölür müyüm? Evet. Ama inşallah 50 ya da 60 yıl sonra. Büyük ihtimalle de bu yara yüzünden değil. Başka bir sebepten. Ha? Geçmiş olsun. Doktor bey şaka yapıyor. Korkmanıza lüzum yok. Basit bir sıyrık. Yara bile sayılmaz. Hadi ben size evinize götüreyim. Mesude Hanım, şimdiye kadar 50 kere anlamış olmamız lazımdı ama bir anlayış problemimiz olduğu aşikar.
Ben sizi son kez ikaz edeyim Mesude Hanım. Soner Bey'le şaka yapılmayacağını artık anlayın. Bugünkü olay son olsun. Çünkü bir daha aynı şey olursa ölürsünüz. Çünkü bir daha sizi kurtaracak bir Aylin Hanım olmaz. Beni zaten saymayın.